Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size Ayın Karanlık Yüzü, Hitler'in Çocukları adlı bir filmi anlatacağım. Dikkat, ileride spoiler var. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız beğenin ve yorum yapmayı unutmayın. Favori filminizi de bizimle paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. 30 yıl önce 2017'de insanlık bir grup üst düzey Nazi'nin Ayın Karanlık tarafında yaşadığını tespit eder. İkinci Dünya Savaşı sırasında gizlice ay üstüne gönderilmiş ve unutulmuşlardır. 10 yılı aşkın bir süre karanlıkta yaşadıktan sonra ay Nazilerine İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgileri ve büyük liderlerinin ölümü anlatılır. Propagandalarını karalayan herkesten intikam almak isterler ve bu istek nihayetinde ay Nazileriyle dünya insanları arasında nükleer bir savaşa yol açar. Savaş sadece bir yıl sürmüştür ama dünyanın radyoaktif bir karmaşa dönüşmesiyle sona ermiştir. İklim krizi o kadar büyüktür ki kurak alanlar bile karla kaplanmıştır. Savaşta ölmeyenler radyasyon yüzünden, diğerleri ise iklim nedeniyle ölmüştür. Bu koşullar altında hayatta kalan 1000 insan Nazilerin savaştan önce yaşadığı ay üstünde yaşamlarını sürdürmenin bir yolunu bulur. Son uzay gemisine binip ayın karanlık tarafına doğru yola çıkarlar. Planları işe yarar ve kendilerine yeni bir ev bulurlar. Sınırlı kaynaklara rağmen hayatta kalan insanlar 30 yıldır ayın karanlık yüzünde yaşamaktadır. Ayın yüzeyinde bulunan bir minerali kullanarak yiyecek yetiştirirler ama korkutucu bir hızla tükenmektedir. Dahası sık ve giderek şiddetlenen ay depremleri hayatlarını büyük tehlikeye sokmaktadır. Ay halkının lideri, halkının kaynaklarını korumak için elinden geleni yapan Renee adında bir kadındır. Ancak yaşı ilerlediği için sorumluluk küçük kızı Obi'ye düşer. Hala diğerlerinden daha iyi bir yaşam süren tek bir topluluk vardır. Bu, teknoloji takıntılı eski ay nazilerinden oluşan küçük bir gruptur. Steve Jobs'a taparlar ve telefonlarının varsayılan ayarlarını değiştiren herkesin korkunç bir şekilde ölmesi gerektiğini düşünmektedirler. Liderleri kurallarına uymayan insanları bir mobil uygulama aracılığıyla yok eden Donald adında bir adamdır. Obi ve Renee, Donald ve grubuna son derece karşıdır. Ancak isteseler de istemeseler de onlarla birlikte var olmak zorundadırlar. Bir gün Renate ve konsey üyeleri dünya yüzeyinde üstlerine yaklaşan garip bir uzay aracını fark eder. Bunca yıldır dünyada birilerinin yaşadığını keşfettiklerinde şok olurlar ve dünya insanlarının çalışan bir uzay gemisi inşa etmeyi başardıklarına daha fazla şaşırırlar. Renate gemiyi yok etmek ve içinde kim varsa öldürmek ister çünkü ay ve dünya insanları son kez karşılaştığında sonuç iyi olmamıştır. Bununla birlikte Obi tüm konseye karşı çıkar ve bir sistem arızasını başlatır. Böylece annesinin uzay gemisine saldırmasını engeller. Ayrıca inişte onlara yardımcı olur ve hayatta kalan birkaç dünyalı insanla tanışır. Savaştan sonra Rusya'da bir yeraltı sığınağında yaşadıklarını öğrenir. Ancak radyasyon yıllar içinde yayılmış ve yiyecek kaynakları tükenmiştir. Bu yüzden ay insanlarından yardım istemektedirler. Obi, dünya insanlarının ay üstünü nasıl öğrendiğini bilmek ister. Ama kimsenin buna bir cevabı yoktur. Toprak grubunun lideri Sasha'dır. Sasha aynı zamanda gemiyi inşa eden mühendistir. Nihayet yeni bir evleri olduğu için çok mutludur ama Renate ayda herkese yetecek kaynak olmadığını söyler. Burada yaşamaya devam etmek istiyorlarsa muhteşem bir enerji kaynağına ihtiyaçları vardır. Ki bu kadar sınırlı bir sürede böyle bir şey bulmak neredeyse imkansızdır. Dünyalılar geçici olarak depolara yerleştirilir. Yiyecek ve su verilir. Obi yıllar önce parçaları için insanların birbirlerini yediği bir uzay istasyonunu tamir etmeye başlar. İnsanlar o zamanlar anlık düşünerek hareket etmiştir ama istasyon hala çalışıyorsa depremler üssü yaşanmaz hale getirdiğinde kalacak bir yerleri olacaktır. Obi doğru ekipmanla uzay istasyonunu onarabileceğine ancak fırlatmaya enerji sağlamak için asla yeterli ay minerali bulamayacağına inanmaktadır. Geminin motoru üzerinde çalışırken terk edilmiş Nazi bürolarına gizlice giren bir adam fark eder. Onu takip eder ama adam onu gafil avlar ve bayıltır. Obi uyandığında kendini eski führerin ofisinde bulur. Adam daha önce gemideki dünyalılarla birlikte gelen biridir. Ne istediği sorulduğunda 3. Dünya Savaşı'nda Nazi ordusu komutanı Ay Führeri olduğunu açıklar. Obi şok olur çünkü savaştan bu yana bir gün bile yaşlanmamıştır. Obi annesine onun varlığından bahsetmek ve onu idam etmek ister ancak führer ona reddedemeyeceği bir rüşvet teklif eder. Ölmekte olan annesini kurtaracak sihirli bir maddeye sahip olduğunu iddia eder. Führer söylediklerini kanıtlamak için parmaklarından birini keser ve parmağı şaşırtıcı bir şekilde anında yeniden büyür. Obi ona bir şans vermeye karar verir ve çikolata benzeri büyülü şeyi annesine getirir. Yedikten sonra Renate'in bir yıl süren hastalığı iyileşir. Ayrıca geriye doğru yaşlanır ve görünüşü gençleşir. Donald onları saklandıkları yerden izler ve gördükleri karşısında şok olur. Obi daha sonra Führer'e döner ve neler olduğunu açıklamasını ister. Adam Vril adı verilen yabancı bir sürüngen türü olduğunu söyler. Uzun zaman önce dinozorlar hala hayattayken Obi kardeşi Hitler ve onların türünden daha pek çok kişi dünyaya inmiştir. Orayı ele geçirmiş ve asteroidler çarpana kadar dinozorları çiftlik hayvanı olarak yetiştirmişlerdir.
Villar umudunu kaybetmemiş ve dünyanın tek rasyonel sakinleri olarak yaşamaya devam etmiştir. Sonra bir gün Ay Führer'i evcil maymunları Adem ve Havva üzerinde küçük bir deney yapmaya karar verir. Villar uzun ömürlerinin ve rejeneratif güçlerinin kaynağı olan Villa adı verilen özel nektarla hayatta kalırlar. Adem ve Havva'ya bu nektardan verilir ve evrimleri hızlanır. Bu da günümüz insanlarının varlığına yol açar. Vriller son insan kılığına girmiş ve onların arasında yaşamaya devam etmiştir. Birkaç bin yıl sonra savaş meydana gelir ve insanlar yeryüzünden silinir. Vriller derslerini almıştır. Bir daha asla insanları diriltme hatasına düşmeyeceklerine yemin ederler. Führer'in kardeşi Hitler Vriller'in lideridir ve insanlardan nefret etmektedir. Führer ise onlara yardım etmek ister ama bundan da öte kardeşinden nefret ettiği için onun hayatını cehenneme çevirmek istiyordur. Bu nedenle Vriller'i karşısına alıp Obi'ye ve insanlığa yardım etmeye hazırdır. Obi hala tüm hikayeyi anlamaz ve kızların nerede yaşadığını sorar. Daha sonra dünyanın içindeki boşlukta yaşadıkları ortaya çıkar. Buranın güneş için bir alternatifi vardır. Bir kavanoz Vrilla. Eğer Obi kavanozu Ay'a getirebilirse uzay istasyonuna güç verebilecek ve dünyanın yörüngesinde Ay depremlerinden ve tehlikelerinden uzakta yaşamaya devam edebileceklerdir. Üretilen enerji aynı zamanda sınırsız ürün yetiştirmelerine yardımcı olacak ve insanlığın hayatta kalmasını sağlayacaktır. Obi Sasha'dan yardım istemekte gecikmez çünkü uzay gemisini dünyaya geri götürebilecek tek kişi odur. Onlara Malcolm adında bir ulusal muhafız ve gelmekte ısrar eden Donald katılır. Obi'nin elinde Führer tarafından sağlanan bir harita ve kesik parmağı vardır. Parmağın bir noktada işine yarayacağını düşünüyordur. Bir sonraki sahnede Sasha'nın gemisi dünya atmosferine girer. Rastgele bir iniş alanı seçerler ve bir şekilde dünyanın çekirdeğine mükemmel bir şekilde inerler. Gemi düşer ama ciddi bir hasar görmez ve grup sonunda güzel iç dünyayla karşılaşır. Aslında Vriller'i yenseler gezegenlerini geri alabilirler ama bu olasılığı düşünecek kadar zeki değildirler. Şimdilik Obi sadece alternatif güce güç veren Vrilla'yı çalmak istemektedir. Çevrede gezinmek için Sasha'nın Nokia 3000'ını kullanırlar. Bir süre yılan oyunuyla dikkatlerini dağıttıktan sonra göreve devam ederler ve daha kalabalık bir alana doğru yol alırlar. Ardından Hitler, Mark Zuckerberg, Osama Bin Laden ve diğer birçok tanınmış figürden oluşan Vriller Konseyi ile tanışırız. İnsanlar kovulduktan sonra daha iyi bir toplum haline geldiklerine inanıyorlardır. Hitler hala her zamanki gibi katıdır ve propagandasına karşı çıkmaya çalışan başkanı meclis üyelerine yem etmiştir. Vril pazarına ulaştıklarında Donald ve diğer inananlar şok olur çünkü peygamberleri Steve Jobs gezintiye çıkmıştır. Obi onları ondan uzak durmaları konusunda uyarır ama Steve'in takipçilerine asla zarar vermeyeceğine inanmaktadırlar. Aptalca bir karar verirler ve çok geçmeden Vril muhafızları etrafını sardığında pişman olurlar. Obi, Sasha ve Malcolm kaçarken diğer muhafızlar tarafından takip edilirler. Malcolm ne pahasına olursa olsun Vrilla'ya ihtiyaçları olduğu için diğer ikisini kaçarken onların dikkatini dağıtma sorumluluğunu üstlenir. Canlarını kurtarmak için iki Vril muhafızları gibi giyinirler ve Vrilla'nın tutulduğu tapınağın girişine giderler. Tapınak muhafızları dünyadaki insanların varlığından habersiz olduklarından şüphelenmezler. Führer'in Obi'ye verdiği parmak tapınağın kapılarını açmaya yarar. İkili sonunda alternatif güneşe güç veren muhteşem Vrilla'yı bulur. Bu arada Donald ve grubu Malcolm'la birlikte Hitler'e götürülürler. Artık liderlerine olan sarsılmaz güvenleri sarsılmıştır ve canlarını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdırlar. Donald ömür boyu sadakatleri karşılığında Hitler'in halkını mülteci olarak kabul etmesini önerir. Malcolm Hitler'in vaatlerle arasının pek iyi olmadığını vurgulamak için ona Çekoslovakya'yı hatırlatır. Buna karşılık Donald ve tüm grubu Hitler'in meclis üyeleri tarafından saldırıya uğrar ve canlı canlı yenir. Malcolm bir şekilde hayatta kalmayı başarır. Tapınağa geri döndüğünde Obi Vrilla'ya doğru tırmanıyordur. Sasha nektarın ağırlığının 1000 kilogramdan fazla olacağını tahmin etmektedir. Obi Vrilla'yı eline alarak 1000 kilogram değil 1000 ons olduğunu gösterir. Doğanın nektarını ele geçiren ikili şimdi Malcolm'u kurtarmak ve Ay'daki evlerine dönmek zorundadırlar. Donald ve adamları Vriller için çoktan püre haline gelmiştir. Malcolm saf insan gücüyle zincirleri kırıp onlara saldırdığında Hitler ve Steve Ay sakinlerine karşı komplo kurmaktadır. Bu durum Vrillerin tamamıyla tek sürdürülebilir yaşam kaynaklarını çalan 3 insan arasında bir kovalamacaya yol açar. Mücadele açıkça Vrillerin lehine ilerliyordur. Ancak sonunda kahramanlar kazanır. Birkaç dakikalık yüksek hızlı araba kovalamacasının ardından Malcolm ve Sasha Bin Laden, Hitler, Steve ve diğer tüm Vrilleri yener. Sonunda uzay gemisine ulaşırlar ve zaferle evlerine geri dönerler. Dünya yüzeyinden çıkan ve onları uzaya kadar takip eden dağ benzeri bir şeyi fark etmezler. Nihayet Ay'a ulaştıklarında Renate kızını karşılar ve üçünü de cesaretinden dolayı över. Tam bunun mutlu son olduğunu düşündükleri anda Ay Führer'i gerçek yüzünü gösterir. İnsanların yaratıcısı olmasına rağmen onların yaşamasına izin vermek istemiyordur ve onları sadece Vrilla'yı elde etmek için kullanmıştır. Malcolm'u bacağından vurur ve emirlerine uymazlarsa Renate'i de öldürmekle tehdit eder. Aniden yüksek sesli bir patlama duyulur ve Hitler dünyayı Ay'a bağlayan dağ benzeri
benzeri yapıyla gelir. Kardeşler yıllar sonra son bir savaşa hazır bir şekilde karşı karşıya gelirler. Süründüğü dinozor göz önüne alındığında Hitler'in üstünlüğü vardır ama Führer de geri adım atmaz. Ay onu yaşanmaz hale getirecek başka bir şiddetli depremle sarsılır. İnsanların ölümünün eşiğindeyken Renate, Vrilla'dan bir yudum alır ve Hitler'le savaşır. Yeni gücüyle her zamankinden daha güçlüdür ve Hitler'i dinozorundan düşürmeyi başarır. Üzerine ağır bir metal kutu düşer ve sonunda 1000 yıllık kötü adam ölür. Bu arada Obi halkını uzay istasyonuna bindirir ve Sasha Nektar'ın geri kalanını kullanarak istasyona güç verir. Obi annesinin gemiye girmesine yardım etmek ister ama enkazın altında öldüğünü görür. Yine de soğukkanlılığını korur ve uzay istasyonunu dünyanın yörüngesine yönlendirir. Sorunlar henüz bitmemiştir. Hala hayatta olan Führer istasyonun kontrol panelini hackler. Obi'nin aklına bir fikir geldiğinde havaya uçmalarına saniyeler kalmıştır. Führer'in cep telefonundaki ölümcül uygulamayı tetiklemek için Nokia cep telefonunu kullanır. Uygulama Führer'i öldürür ve insanlığı kurtarır. Son sahnede Obi ve Sasha'nın uzay istasyonunun güçlü çifti olarak hayatlarının tadını çıkardıklarını görürüz. İnsanlar mutlu bir hayat sürer ve birkaç yıl içinde Mars'a yerleşmenin hayalini kurarlar.